Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed. Abi bugün saniyenin devamını okuyacağız. Dün bir kısmı, yarısını okumuştuk. Bugün de devam sona kadar kısmını okuyacağız. Şurada kalmış tabi. Demek pek fevkalade ve acip sevap Zat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatü vesselam velayet-i kübrasından ona gelmiş. Külli, umumi değil, belki o duanın mahiyetinde böyle harika bir kıymet var ve ismi azam mazharı olan zatın tebaiyetiyle başkalara dahi o sevap mümkündür. İki tane şey vardı. Makam neydi o? Dün konuşmuştuk. Salat-ı Kübra'da. İbadet-i Ulyada. İbadet-i Ulyada. Evet, hatırladınız onu? Evet, Salat-ı Kübra'da namazı var. Salat-ı Kübra kendisiyle alakası yok. İçine girdiği zemin. Nereden okumuştuk onu? Niye iş yapamıyorum? Sözler 70. 70 miydi? Ondan sonra salatı ibadet ulyada dua. Tamam. Duanın içine girmiştik. Bir de ne vardı duanın içinde? Münacat vardı. Münacat vardı. Münacat duadan daha öz. Hususi. Neydi o? Arasındaki fark? Sırrı ehadiyet içinde nuru tevhidin inkişafı ile beraber abi ve müsebbib yani sebebin hiçbir tesirinin olmadığı anlaşıldığı zaman o anda yaptığın dua, yaptığın istiaze münacat oluyor abi. Dua. Peki dua neydi ötekisi? Dua umumiydi. Dua ise umumidir abi. Evet. Ötekisi hususi, has, adeta GPS Allah sana takmış. O takip cihazı gibi bir şey. Yani duanın içerisindeki münacat. Yani aslında sırr-ı ehadiyeti taşıyor. Evet. Yani sırr-ı ehadiyetin nur-u tevhid içindeki hali. İnkişaf hali. O fark, çok fark var. O çok önemli. Dua ile münacat çok önemli. Evet. Sırr-ı ubudiyettir dua. Ubudiyettir. Ötekisi daha derin. İnkişafı. Sırr-ı ehadiyet. Sırr-ı ehadiyetin nur-u tevhiddeki ilanı mı diyeyim, hali mi diyeyim, öyle bir şey. Salat-ı Kübra'daki namaz, Salat-ı Kübra'yı söyledik. Salat namaz değildir. Salat tektir. Namaz beştir. Bir hadisi kutsi iş yaptık. Mealini yaparsak cinayettir. Ya Muhammed, Rabbin salatta kıyamdadır. Ama namaz dersen Rabbin namaz kılıyor. Çok tuhaf oluyor. Olmaz lokal. Öyle değil yani. İşte bu hadis mealleri var. Ayet ve hadis mealciler var böyle. İşte burada takoz diyor. Belagat olmadığı için. Düz mantık kullanıyor. Bu Arapçada bu harf şudur, bu da budur, gramer sarf budur, naif de budur, böyle gidiyor. Olmuyor. Salatı namaz diye dersen olmaz. Salat-ı Kübra'da namaz. Ondan sonra salat bir tanedir. Ondan sonra münacatta üç sıfat vardı. Ubudiyette. Neydi o? O salatın üç farzı. Bir de vardı. Hani üç tane vardı? Dokuzuncu sözde. Tasarruf, inkılap, İhsan. Neydi bu? Bu Salat-ı Kübra'dır abi. Yani bunu baktığı zaman, bunu gördüğü zaman Salat-ı Kübra'ya girmiş oluyor. Bu şifreydi senin. Ama aslı bu ubudiyetti. Yani namaz değil bu artık. Ubudiyetin ruhu bu. Onu dokuzuncu sözde söylüyor. Bu temel şeyi tekrar ettikten sonra şimdi yeniden al.
Yani Risale-i Nur tabirlerini öyle lügatta gitsen, bak şimdi salat-ı kübra, daki namaz. Değil mi? Şeyde kaçtı? Kaçı sefaydı ya? 70 miydi o? Sözler 70 abi. 70 bak. Yani gene şey yapacağız da bu ya arkadaşlar yani istila manası da ayrıdır. Hani fıkıhta şer'i manası var, istila manası var. İstila manasını hani söylemiştim. Örfi mana var bir de ayrı. Bak diyor ki işte bak o zat öyle bir salat-ı kübrada sakın namaz demeyesin. Bir ibadeti ulyada saadet-i ebedi için dua ediyor ki ibadeti ulya. İşte bu onu konuştuk sayfa 70. Acayip bir şey. Hasan abi şeyi anlayamadım abi. Sabah da onu okuduk tabii. Belki bütün arz bel, Arapça'da ver ya, ektir ki, kesinlik yani. Onun azameti namazıyla namaz kılar. Evet. Yani bir kişi namaz kılıyor, güneş de seninle beraber, hepsi. Beyaz eşeği seninle beraber namaz kılıyor. Mesela, insanda bütün kainatın şifresi ya, mesela çekirdek ağaca nasıl? Peygamber aleyhissalatü vesselam'da Ahmediyet beşeriyetidir, kulluğudur. Peygamber aleyhissalatü vesselam'da bir Muhammedilik var. O Muhammedilik şeydir, kainatın çekirdeğidir. O sıfat itibariyle o ne yapıyorsa bütün varlık da öyle yapıyor. Yazılım adeta, uçağın yazılımı, geminin yazılımı gibi. O ne yapıyorsa... İmam gibi ona tabi oluyor. Hepsi tabi oluyor. Mesela bak imam dedi. Bir tane imam var. Bir tane imam var. İmam-ı Azam. Evet. O bizim İmam-ı Azam. Tabi İmam-ı Azam. Ama işte ama yani hemen mezhep imamına gidecekler. İmam-ı Azam değil o bizim bildiğimiz. Yani o İmam-ı Azam. Kabe nedir? Mescid. Mekke nedir? Mihrab. Medine. Küre-i Arz Mescid. Ha, Küre-i Arz Mescid. Mekke. Mihrab. Mihrab, evet. Medine. Minber. Bir kişi hutbeye çıkıyor, bir namaz kılıyor. Tek bir tane. Şey, salat. Bizde sen 14. saftaydı ya, reşada. Evet, 14. reşada. Safta, 14. safta. Bütün asırlar bir saf. Tek bir tane namaz kılınıyor. Zamanı çıkarırsa tek bir tane namaz. Tek bir tane namaz. Yani asırları zamanı çıkar aynısını yani. Evet, tek şey. Zamanı çıkarttığın zaman kılınanlar hepsini teke indirecek. Mesela şöyle diyeyim. Biz sabah öğlen akşam falan kılıyoruz ya, kılıyoruz falan. Şimdi zamana bölündüğü için, zaman girdiği için zamanı kaldırın. Onlar hemen birleşecek, tek olacak. Tek bir namaz var zaten. Doğduk öldük bir namaz var. Zaten dünyayı böyle bütün olarak düşünürsen zaten bütün namazlar bir anda kılınıyor zaten. Evet, tek bir zaten. Hepsi kılınıyor. Şu anda sabah kılınıyor, ikindi kılınıyor, yatsı kılınıyor, hepsi kılınıyor. Abi şimdi dün bile korktuk da. Peki bir tek namaz farz diyebilir miyiz? Farz yani bir... Ama senin kastettiğin kastedilirse. Ama millet ne anlar bir tek namaz farz deyince? O tabii bu ders onları olursa olmaz. Ama buraya konuşursan tamam. O zaman bir tek namaz farz deme. Bir tek salat farz. Şöyle diyeyim abi sana. Ben namazı kastım. Salat demedim. Mesela sabah namazı çıkıldı. Çıktı değil mi abi? Farzlıktan sistem çıktı. Aynı. Aynı. Öğle, sabah nasıl kılıyorsun? Öğleyin aynı ama onu ne yapıyorsun? Kopyala yapıştır. Aynı ya. Kılınma şey. Sabah kıldı. He? Öğlene geldik değil mi? He? Öğlenin vaktine girdik mi? Girdik. Bizim için ne farz abi? Öğlenin farz. Öğlenin farz. İkini gelmemiş, akşam gelmemiş. Tek bir yani kişiye tek bir namaz farz yani. Ha evet. Her namaz vakite girince bir şey var. Yani 21. saat ona değil ya. Bulunduğun anı bil yani. Sen. Evet doğru. Bundan dolayı namaz işte namaz düşünüyor. Ben bu namazı nasıl kılacağım diyor. Halbuki tek namaz sana farz yani. Evet. Hadi bakalım. Namaza giderken. Şimdi demekten bir de başlak kusura bakma. Ya ben saniyeni bir daha böyle hülasa edersem demeye kadar. Hı. Dün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
bütün ümmetin hasenatı kadar onun defterine işleniyor ve bütün ümmetin saadetlerine yardım ediyor. Bizzat eğer bütün ümmetine saadetine yardım ediyorsa demek ki bu zat kendi kuvveti kendinden değildir. O bir ismi azama mazhar. Tabi ismi azama mazhar olan zat demek ki kainatın çekirdeki aslilik cihetini taşıyor. Çekirdek olan zat abi aynı nispette meyvedir. Çünkü meyve en ahir ve en ilk meyve çekirdeğin içindedir. Üstad Hazretleri Miraç Risalesi'nde bir çam ağacından misal veriyor. Senin diyor belki aklın istiab etmez. Nasıl bir insandan bütün kainat halk edilir, onun çekirdeğidir. Ama diyor Cenab-ı Hak koca çam ağacını küçücük bir çekirdeğin içine sığdırır diye bir misal de veriyor abi. Dolayısıyla işte bu zat da en mükemmel ve en cami meyvedir. Ve bu zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam'dır. İşte o duanın kendi hakkında o azim mertebesini görmüş. Şimdi abi dün dedik ki çekirdek olan, çekirdek için meyve şuradadır, buradadır, kök buradadır diye bir şey yok. Çünkü zaten hepsi kendi içindedir. Hani bir yer gösteremezsin. Yer gösteremezsin. Yani armut buradadır, buradadır, burada yapraktır falan daldır dersin, burada dersin ama bunun içinde diyemezsin. Yaprak şuradadır, armut buradadır diyemezsin. Evet. Şimdi abi bu cihetiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o Cevşen-ül Kebir hakkındaki kendine olan o büyük azim sevabı görüp görmemesi muhal bir şey olamaz. Zaten bedihi bir şeydir abi. Misal abi, bir çocuk dahi efendime söyleyeyim liseye kaydolduğu zaman mesela meslek lisesine 10 sene sonraki mesleğinde kazanacağı parayı hayal eder. Orada kazanacağı namı şerefi hayal eder. Ona göre davranacaktır abi. Tabii eğer bir çocuk dahi bunu böyle hissediyorsa bir nebi için, bir peygamber için bu zamana kayıtlı olan bir şey değildir abi. Bu sırdan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o azim mertebesini görmüş, ona haber veren Cebrail Aleyhisselam'dan işitmiş abi. Vahiy ile beraber. Başkalarını da kendine kıyas etmiş veya edilmiş. Aslında bu anlatılan hadis kendisine astı. Kendisine has. O yani dördüncü şuada diyor ya, benim haletime ne kadar yakın olursanız siz de bundan hissiniz, o derece olur. Bir daha bir bu rivayetin zahiri devamında, hatta Hizbul Hakayık'ın Nuriye'de de geçiyor, Osmanlıcasında ilk okuyanlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam demiş ki, ya Cebrail demiş, bu duadaki azim sevap benim ümmetim için de geçerli mi demiş. Resul-i Ekrem de aynı şekilde işitmiş, Cebrail Aleyhisselam evet geçerlidir demiş ya Resulallah. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendisine has olan bir şeyi aynı şekilde ümmeti için de istiyor. Acayip bir şey. Onun için kıyas etmiş veya edilmiş diyor abi. Hakikaten ulema-i muhaddisi ne demişler? Aynı şekilde okuyan için de geçerlidir demiş abi. Şimdi demek... Ama mutlak tabii. Mutlak ve müphem bırakmış abi. Müphem bırakmış. Kim şart, için ne zaman? Var. Şartları, şartları var. Şimdi onu burada diyecek abi. Demek o pek fevkalade acip sevap zat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatü vesselam velayet-i kübrasından ona gelmiş. Velayet-i kübrasından o cevşendeki azim sevap ona gelmiş. Velayetten ama. Velayet-i kübrasından. Risalet ciheti değil bu. Değil. Külli, umumi değil. Belki o duanın mahiyetinde böyle harika bir kıymet var ve ismi azam mazharı olan zatın tebaiyetiyle başkalara dahi o sevap mümkündür. Bu nasıl oluyor abi? Yani şimdi mesela hem burada külli umumi değil diyor, belki ismi azam mazharı olan zata tebaiyet etmekle beraber diyor, o da mümkündür diyor. Peki bu nasıl olacak abi? Onu da mesela şu şekilde açıklıyor üstad. Biz yine dersten önce bir daha müzakere ettik bazı noktalarını. İsmi azamın zıllığına mazhar bir mümin de diyor ne yapar? Ondan istifade eder diyor abi. 24. sözde. Burayı açayım abi. Bak nasıl onu okurken ya ne kadar acayip şeyler koymuş ya usta. Yani bu layka layka. Oradan bir şey oku diye geçirilen şey ha. İnsanlar zihninde de yani şüpheyi yer bırakmıyor abi. Bırakmıyor. Tam izah ediyor abi. Tam izah
hiç şey bırakmıyor abi. Öyle dün de çok güzeldi. Bir de abi bunu niçin Emir Derviş'in yapmamış? Öyle de kendi tefekkür etti. Mesela 5. Şua niçin en sona koymuş abi? 5. Şua niçin sona koymuş? Bunu buraya niçin koymuş? Yani Mehmet niye? Şimdi insanlar ne yapıyor? Mesajda göre sağlıyor. Diyor ki işte bunu okusan diyor, bu kadar sağlık alırsın diyor. Adam bunu okursa ne yapar? Şüpheye düşer. Şüphe düşmemek için böyle gizli bir yere koymuş. Okusun, Allah'ın fazlını verirse verir yani. Hmm. Yani öyle fazla böyle bir mevzuyu bu saniyen gibi değil de şaşalandırıcı bir şey yapmamış. Yapmamış. Yani araya ususu koymuş. Yakalayan yakalasın. Yakalan dediğin gibi mesela Resulü bunu şey yapmış, okuduk diye biz okuduk yani. Ama bu, herkes bunu okuduğu zaman mesela bazıları öyle mesela bize mesaj geliyor bana diyor ki şunu şurada okursan diyor bu kadar diyor sevap alırsın diyor. İşte üstelik bunu onların niyetini, nazarını set etmemek için böyle bir yere saklamış abi. Laika saklam. Halbuki laikalara alakası yok mu? Değil mi abi? Evet, değil. Laikalara... Ne biliyor musun? Çok ilmi bir şey yani. Biz buralara dayanarak söylüyorum zaten. Emirdağ laikası içsel yapılandırmaktan bahsediyor. İçseldir. Yani felsefeyle içkin. Yani içkinliğin aşkınlığa, yani felsefenin ikisini kullanıyorum. İçkinliğe muvaffak olan aşkınlığa muvaffak olur. Yani enfusi tefekkürüne muvaffak olan Muşahadetullah yoluna devam eder. O demek ya. Şimdi bu içsel yapımızı tanzim ediyor Emirdağ. Peki insanlar böyle böyle yapmasının sebebi, insanlar derken sokaktaki demiyorum cemaattan, buralara enfusi tefekküre ihtimam göstermediklerinden burası onları açmıyor. Kastamonu ise dış dünyayı tanzim ediyor. Ya, yapma, de, deme. Nizama sokuyor. Bu iç dünyayı yapılandırıyor. His, fikir, his ve ruhu. Yani bunu niçin ilgiyi çekmiyor? Böyle bir zat birisine yazmış işte. Yani içkinlik yok ki yani, enfusçilik yok ki. Yani mesela Risalet-i Ahmediye diyor da niye Muhammed dememiş diye. Kitaba soru sormuyor. Mesela 19. söze niye Risalet-i Ahmediye denmiş de Risalet-i Muhammediye denmemiş. Yani 19. mektuba Mucizat-ı Ahmediye diyor da Mucizat-ı Muhammediye niye denmemiş? Mustafa niye denmemiş? Temel 4 sıfatı var ya. Mustafa, Mahmud, Ahmet, Muhammed. 55 tane ismi var ama bunlar temel 4 tane. Aslında 4 tane kitabı da cem etmiş. Neyse senin şeyini bozmayayım. Şimdi abi üstad bir demekten sonraki kısma öyle bir mana yüklemiş ki yani bu anlaşıldı mı bütün duaların mahiyeti de anlaşıldı. Allah Allah ne o zaman ben de söyle ben de açayım orayı. Şimdi neresi? Ben devam. Ha ay. Ha devam. Ha, hemen alt kısmı. He. İki satırında abi. Şimdi demek o fevkalade acip sevap dedi ya abi. Hı. Kimden geliyor bu? Zaten Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam velayeti kübrasından ona gelmiş. Hı. Fakat üstad devamında diyor ki abi bu külli ve umumi değil diyor. Ha. Külli umumi değil. Belki o duanın mahiyetinde böyle harika bir kıymet var. Misal abi, şimdi Cevşen-i Kebir abi 100 ukdeden oluşur. 1001 esma-i hüsna içinde var. Her bir esma-i Peygamber Efendimiz 10 değişik tecelli yönünü açıyor. Mesela ya mümin diyor, ya müminin 10 değişik tecellisini anlatıyor ukdelerde. İşte ya mücevve davet, ya seyyide saadet. Ya alime sırrı vel beliyyat diyor mesela. Mümini 10 değişik tecellisini açıyor ya abi. Şimdi bu Cevşen duasının mahiyetinde böyle büyük bir sebep var bu hadiste geçen abi. Fakat üstad... Kanuni itibariyle. Kanuniyet itibariyle var. Çünkü mahiyetinde bu sır var. Fakat böyle harika bir kıymet var diyor. Ve ismi azama mazharı olan zatın tebaiyetiyle. Şimdi böyle büyük bir şeyi sen içine istiyap edebilir misin? Biraz zordur etmem. Fakat sen aynını ona doğru çevirsen o karşıdaki mahiyeti istiyap edebilirsin, içine alabilirsin. Şu şekilde. Üstad diyor ki o zatın tebaiyetiyle, o zata tabi olursan diyor, tabi olursan onun o duanın mahiyetindeki külli olan o sevabı sen de ne yapabilirsin? Alabilirsin. Peki bu kime hastır abi? O sevap mümkündür diyor üstad. Şimdi bu saniyenle Rabiyen, Salisen hepsi birbiriyle bağlantılı ya abi. Aşağıda diyor ki kendine, yani Rabiyen'de hemen aşağısında diyor, kendine tam tebaiyet eden has varisleri o noktalara teşvik eder. Peygamber Efendimiz has varislerini,
Varis kimdir abi hadiste ve Risale-i Nur'da geçen? Yani veraset-i nübüvveti o yükü o omzuna alan. Mesela aktaplar, işte Bediüzzaman Üstad Hazretleri gibi, Gavs-ı Geylani gibi, Cafer-i Sadık gibi zatlar ne yapmışlar? Bunlar varistirler ve o duanın mahiyetini ne yapmışlar? Hissetmekle beraber ve sünnet-i seniyeye azami dikkat ederek o külli sevaba ne yapmışlar abi? Alabilmişler. O şeyi de unutmayalım ha. Evliya radıyallahu anh diyor. Evliya radıyallahu anh diyor, evet. İsim yok, kim yok? Büyük evliya radıyallahu anh. Büyük radıyallahu anh, büyük evliya radıyallahu anh. 624 müydü şu olan? 627. He? 627 miydi? Ben isim yok. Büyük mü diyor orada? Büyük, evet, büyük evliya. Kim? Ondan sonra başkasını zikrediyor. Ondan sonra Hazreti Ali'yi zikrediyor. Yani. Şimdi abi yani duanın mahiyetin içinde bu sır gizli. Fakat bu sırrı yakalamak, bu azim sevabı almak da neydi? İsmi azama kim mazharsa ona tebaiyet ederek. Misal abi şimdi. Üstad diyor ki Risale-i Nur ismi azama mazhardır diyor değil mi abi? İsmi azama mazhardır. İşte bir nur talebesi de evet bu Risale-i Nur'daki bütün hakikatlara itikad etse, yani bugün Resul abi de o noktayı nazara söyledi. Kim ki bu risaleleri bir sene tam okuyarak ve anlayarak ve takip ederse diyor. Bir tane de var. İnanarak diyor. Ne? Kabul eder. Kabul ederek. Sadakat olmadan ne yaparsan yap. Sadakatsız ilim cehalettir. Sadakatsız adalet zulümdür. Sadakatsız enfüsçilik bidattır. Ve küfürdür. Ebu Bekir'siz Ömer, Ebu Bekir'siz Osman, Ebu Bekir'siz Ali yandır. Yani sadakatsız adalet, sadakatsız enfusi, içsel, ruhsal Osman, sadakatsız ilim, dalalet, bidat ve küfürdür. Sadakat İslamiyet'in temelidir. İslamiyet teslimdir. Nice bak insanlar, koca koca adamlar sadakat olmadığı için nasıl nur adına nasıl tökezlemiş, nasıl battı, nasıl iştirak amal-i hureviden düştü, nasıl çok insanların da mesuliyetin üzerine aldı. Teslim buna olacak. İşte ne diyor? Anlayarak ve kabul ederek. Kabul ettiğini kaybedersen bitti. Anlayarak ve kabul ederek. Kabul etmek. Teslim. Anlamak ilim. Bu asrın hakikat bin bir alimi oluruz. Yani kendin işi öğretmiyorsun alimlik için. Var olanı iyi anlıyorsun ama ona teslim oluyorsun. Bak üretken değilsin. Yeni bir tezgah açmıyorsun. Yeni bir harfiyat yapmıyorsun. Var anlamaya çalışıyorsun. Ama buna mukabele teslim oluyorsun. Anlaması dahi diyor zaten. Evet. Şeyh Efeler öyle diyor. Evet devam et. İşte abi bu ismi azama mazhar olan zatı tabi olduğun zaman, ona tebaiyet ettiğin zaman abi, ismi azamının zırhlığına mazhar oluyorsun. Bu şekilde bir nebiye verilen o sevabı ve hediyeyi ne yapıyorsun? Sen de alabiliyorsun abi. O kanuniyet var yani. Var yani. Çünkü duanın kendi mahiyetinde böyle bir sır var. Yani böyle yapısı var içinde. Var. Ama buna nasıl yapacaksın tabi olarak? İşte bu devirde has gözüken mesela ismi azama mazhar olan Risale-i Nur, yani vurduğu yerden hakikat suyunu ab-ı hayatı çıkaran Risale-i Nur'a sadakatla, asıl amaç sadakatla ve ihlasla tabi olduğun zaman sen de kendi derecene göre ne yapıyorsun? O sevaba nail olabilirsin ki bütün Risale-i Nur talebelerinin hasreten ellerinde bu da yani iştihar etmiş abi. Batıl bir şey bu kadar işte şey şöhret bulmaz. Bulmaz yani. Abi. Başkalara dahi o sevap mümkündür. Fakat diyor, gayet ehemmiyetli şartları var abi. Çok ehemmiyetli de şartları var. Bak, çok onu kaçırmayın. Külli, umumi değil. Değil. Küllidir, dua küllidir ama umumi değil. Devam abi. Yalnız okumak kafi gelmez diyor abi. Allah Allah. Öyle mi diyor ya? İsmanıza mazhar zaten tabii başka bir... Mümkündür. Fakat gayet emniyeti şartları var. Yalnız okumak kafi değil. Nedir peki? Şimdi abi mesela bizim elimizde bir yüzme kitabı var. Biz onu ezbere biliyoruz. Fakat yüzmeyi biz bizzat uygulamadığımız zaman denize biz asla yüzebilir miyiz abi? Yüzemez. Yüzemeyiz.
Aynı şekilde bin bir esmanın mükemmel tecellileri gösteren bu Cevşen-ül Kebir davi sen okuduğun zaman okumuş oluyorsun. Fakat bu tecellileri sen nasıl göreceksin peki? Abi Cevşen-ül Kebir hakikatindeki esmanın tecellilerini sen nasıl göreceksin? Ben manasını bile bilmiyorum açıkçası. İşte asrın asa elmas kılıcı olan Risale-i Nur o Cevşen-ül Kebir'deki hakikati, esmanın hakikatlerini okumayı, talim etmeyi sana öğretiyor abi. Tabi olduğun zaman zamanın mühim bir alimi olmuş oluyorsun diyor Üstad. İhlas Risalesi'nde. Bu sırla beraber yani onu okumak kafi gelmez. Amel etmek ve uygulamak da çok önemli ve mühim. Tabi. Tebaiyet bu sırrı taşıyor abi. O da hakiki varislerine hasdır diyor Üstad. Tebaiyet neyi gerektiriyor biliyor musun? Terkleri. Terkleri, içtinab-ı kebair, takva. Unutmayın. Tebaiyetin ruhu terktir. Tecerrüt abi. Bak sevap yapmıyorsun. Sabaha kadar ibadet, gündüz oruç tutmuyorsun. Evet abi. Evet senin hızını almayalım. Bu okumak bu cihette kafi gelmiyor abi. Tecerrüt de lazım. Lazım abi. Yani terkler olabilir. Sünnet-i seniyye ittibadır. Bir de Risale-i Nur hakikatiyle mesela kainata bakmaktır. Mesela ben bir tefsir alimi olabilirim fakat yani asrın imamının bakış açısıyla Kur'an'a bakmazsam hiçbir işe yaramayacaktır abi. Çok sizin dediğiniz gibi çok kişi bu şekilde dalalete gidiyor abi. Ya. Adam altı tane tefsir bitirmiş. Yani medrese usulünde var. Bir görseniz o adam var ya. Aklayı bilmediği için abi çok kişi dalalete gitmiş. Abi. Yani 5 lisan biliyor. Tefsir biliyor. Usulü tefsir de biliyor. Tefsir bilmek ayrı bir şey ha. Fıkıh biliyor. Usulü fıkıh ayrı bir şey. İnan ben son tarihlerde böyle dev bir şey görmedim. Dev adam. Mübalağa etmiyorum, ben söylüyorum. Hayatı zikzak. O konuşuyor, ben dinliyorum. Ben bir şeyim var böyle, yeni birisi olduğunuz zaman dinlerim yani. Neyin nesidir? Ben buna fayda verebileceğim, vesile olacağım, risalını vereceğim şey varsa veririm. Ustadın dediği gibi, bazılarının diyor, ben nurcu olmasına çalışmadım diyor. Vallahi öyle bir tabi var mı? Var, risalın da var. Vallahi. Ben diyor, hocanın diyor nurcu olması için çalışmadım diyor. Hani nurcu olması için uğraşmamış usta. Var ya Emirdağ'da. Çalışmadım gir. Hemen gör. Çalışmadım. Emirdağ'ın çalışmadım ya. Neyse senin ısını bozmayayım diye şey yapmıyorum. Bu şekilde kafi gelmiyor abi. Çalışmadım. Müvazeni ahkamı bozar abi. Müvazeni ahkam. Yani eğer Cevşen'i külli ama umumi olsa bu sefer Kur'an'a dokunur. Ayet olmadığı için. Bu sefer ahkamı bozar. Bir de mesela hemen yanında diyor abi farzlara ilişir. Ne demek o? Yani bizim farz mesela vecibelerimiz var. Şimdi diyelim ki abi Cevşen'de diyor bir cihat yapmış kadar sevap vardır diyor. Fakat şimdi sen Cevşen'in yerinde otur bir cihat kadar sevap var diye onu Cevşen'i oku fakat dibinde cihat çıksın, kafir saldırsın, sen de ona karşı cihat etme, ondan kaç. Bu ne yaptı abi? Müvazeni ahkamı bozdu. Harici düşman devletine girdiği zaman ona karşı savaşmak üstüne farzdır. Fakat dahilde bir şey çıktığı zaman savaşamazsın abi. Bu üstadımızın kaidesidir. Şimdi hariçten dış düşman girdi içeriz. Cevşen'de zaten ibadet sevabı var deyip sen cihat sevabı Cevşen'i okursan ne olur abi? Müvazeni ahkam bozuldu gitti abi. Bu aynı şuna benzer. Üstad mesela Telvihat-ı Tis'a'da tarikat meşrebinden bahsederken mesela abi bazı aldatılan tarikatçılar diyor ne yapar? Kendi tarikatlarındaki evratları diyor mesela farz mesabesindeki bazı şeylere üstün tutar diyor. Aynı buna benzer abi. Evet, evrat ve eskârını belki de bazı sünnet-i seniyyenin adapları farzdan da üstün tutuyor bazen. Mesela bir misal söyleyeyim, ne kadar korkunç bir şey. Sabaha kadar namaz kılıyor. Tam sabaha yakın 3'te teheccüdü de kılıyor. Namaza kalkarım diye bir yatıyor, namaz gidiyor. Sabah gitti. Peki ne oldu? Sen sabaha değil, İmam-ı Rabbani'ye göre okyanusların damlaları kadar ibadet etsen nafile, sabah namazının farzına ve sünnetine denk gelmez.
Çünkü Allah emretmemiş. Temel usul bu. Allah sabah namazını emretmiş ama nafile namazı farz kılmamış. Anlıyor musun? Böyle. Evradını mesela tutuyor. Evradını yapıyor odada. Gelip televizyon seyrediyor haram. Ne olacak ki? Yani onu çeksen ne olur? Haram ama atam. Hayır gelmez. Gelmiyor ki. Gelmediği zaten eylemde var. Evet. Abi şimdi benim dersim yani bu saniyem burada bitti. Bu cihetle demek ki sadece okumak kafi gelmiyor. Bizzat amel etmek, onun sırlarını, inceliklerini mesela hayatında tatbik etmek gerekiyor. Bir de yani asrın imamının mesela bakışına göre, o asrı yorumlamasına göre bakmak çok önemli. Mesela biz dikkat edersek Üstad Cevşen'de ne kadar şey okumuşsa aynısını yaşamış abi yani. Cevşen'de yazan bütün bin bir esmanın tecellilerini Risale-i Nur'da daha çok mesela bir tafsillendirmiş misal olarak söylüyorum yani. Yoksa okuduğu zaman bu kafi gelmiyor. Zira bilakis müfazzeniye ahkamı bozar. Hem de farzlara da ilişir abi bu cihetle. Allah Allah. Çok acayip ölçüler. Peki. Burada Salisen'e girmeyeceğiz. Salisen kimindi? Mehmet abi değil. Fazla öde bir şey yok abi. Peki o zaman tamam. Toparlıyor artık yani. Tamam peki. İkiniz şey yapın. Yukarıdan şimdi bu derste Peygamber Efendimiz'in vasıflarını saydı. Kanuniyet ve şartlarını söyledikten sonra burası biraz daha ispata doğru gidiyor. Yani Salisen o dua nasıl ki Zat-ı Ahmediye'ye baktığı vakit mübalağadan münezzeh ve aynı hakikat oluyor. Yani Peygamber Efendimiz ismi azama mazhar. Her isminde azami mertebesinden mazhar olduğu için o tecelliyi görüyor. Gördüğü için o tabi o sayıya muvazeneye gelmez yani. Hadsiz oluyor yani, nihayetsiz oluyor. O yüzden bu yani hadis fazilet, yani bu hadisin faziletine dair olan şey mübalağa değil diyor. Yani bu şekilde ispat etmiş oluyor. Öyle de o duadaki yüzer Esma-i Hüsna'nın hakikatlarına baktığı zaman değil mübalağa, belki onların nihayetsiz tecellilerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için pek az kısmını Muhbir-i Sadık aleyhissalatü vesselam haber vermiş ve teşvik için mübhem ve mutlak bırakmış. Sonra mururu zamanla o kaziye-i mümkine ve mutlaka bil fiil vaki ve külliye terakki edilmiş. Yani umumileştirilmiş o. O esbabını veya o tebayeti, mesela şeyde tebayetinin bir şeyini anlatıyor lemalarda. 11. lemada mıydı? Bir de 24. sözde var. Bir niyet, bir kas, bir irade, bir cehd, bir gayret. Yani şimdi şu soru sorabilir bu derste. Yani içimden geçiyor benim de. Tamam da bunun yani bil fiil Resulullah gibi olmaz tabii. Küllidir ama umumi değil. Yapamadığın zaman şöyle düşünmek lazım. Yani onun çıkış yolu nedir? Bir niyet. Hani var ya sözlerde geçiyor. Bu kainat şükür için yaratılmış. Değil mi? O zaman diyor ki, hatırladınız 24 evet, sözde. 361'de diyor. Kaç? 361'de. 361 diyor ki, tamam ama ben bu kainat şükür için yapılmışsa, en az kainatın kadar ben şükür olması lazım. Mümkün değil. Cüz'i şükrümle nasıl mukabele edeceğim? Ha yani cüz'i şükrümle nasıl mukabele edeceğim? Ha, düzeltin siz beni. Orada ne diyor? Külli bir niyetle. Külli bir niyetle. Hadsiz bir itikad ile. Hadsiz bir itikad ile. O niyeti de şöyle. 11. lemada bir kast, bir idade, bir cehd, bir gayret, bir niyet. Hatırladınız mı? Yani bu olursa külli bir niyet, hadsiz bir itikat mı diyor? Evet abi. Külli bir niyet. Mesela bu dersler bize ne getirecek? Şu getirecek yani. Ha demek ki küllidir ama umumi değil. Ben böyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesine ne kadar tebayet edersem gene yetmiyor. Zarfın üzerine hadis yazman lazım. Yoksa mektubu ne kadar kaliteli yazarsan yaz, ne kadar kime gideceğini açık yazarsan da yaz, gitmiyor. Çünkü zarfla muhatap. Şeriat zahire bakıyor. Ben ne kadar sünnet-i seniye muvaffak olursam, ne kadar tebayet demek, terkler demektir.
yani tebaiyeti, fiili olmadan terk var. Dima tekler, terklerle çalışır. Yani terk etmelerle, haramı terk et, televizyonu terk et, yanlışı terk et, kötü arkadaşı, terk yani, tecerrüt. Kalbi seneyle çalışıyor, ubudiyetle çalışıyor. Bunlar ne kadar hayatımıza var olursa, bu külliden hissedar olur. Evet Mehmet. O doğadaki yüzev Esma-i Hüsna'nın hakikatlarına baktığı zaman değil mübalağa, belki onların nihayetsiz tecellilerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için. Yani biraz sesli versene bana. Tamam. Yani Esma-i İlahiye sonsuz hocam. Şimdi. Tamam, sonsuz. Tecellileri de sonsuz. Tamam. Yani bunu nazara aldığımız zaman yani bu mübalağa olmaz diyor. He. Yani Esma'yı zikrediyor. Evet. Esma'nın içeriği sonsuzdur. Sonsuz. O zaman bu duanın içeriği Esma ise Esma da sonsuz. O zaman duanın içerisinde sonsuzluk var yani. Bu hakikat oluyor. Bu hakikat oluyor. Bunu görebildiği zaman bizzat kim olursa olsun peygamberimiz ve ona tebayyet edenler aynı bu külli fazilete sahip olabilir yani. Evet. Bu da bir nevi kanuniyet oluyor yani bunu. Yukarıda söylediğim. Yani çok bir şey yakaladınız mı burada bak? Evet abi. Cevşen'de zikredilen esmadır. İfade ediliyor. Ama ifade ettiği esma ise esmanın içeriği nihayetsizdir. O zaman Cevşen'de zikredilen esma nihayetsiz mertebededir. Mertebeyi ifade ediyor veya mertebeyi gösteriyor. Denilse haktır işte. Mevcudatta var ya, Rezzak ismini dediği zaman Cevşen'de Rezzak ismine bakan bir sürü isimleri orada açıyor. Evet. Hatta bir tane de kalmıyor. Mevcudatta da böyle abi. Mevcudatta Rezzak ismine bakmaya çalıştığım zaman bir sürü zıtlar var abi. Mesela Armut da bir Rezzak ismine, bir buğday da bir Rezzak, yani, deniz de bir Rezzak ismine mazar. O zaman bir hayvanatın rızkı var, insanın rızkı var, cemaatatın rızkı var, güneşin rızkı var, suyun rızkı var. Yani Rezzak isminin bütün tecellilerini azam edeceği insan görürse hakikatına ulaşır. Rezak yani. Normal bir mümin için abi Esma-i Hüsna tecellilerinin nihayetsiz mertebesini mevcutta da görmektir abi. O bu Risale-i Veraset-i Nübüvvet'te gidenleri biraz değişiyor abi. Mesela şu bizim mesleğimizde onları görmese de diyor, benim tefekkürüm abi, bilmiyorum düzeltin siz. Benim bir şahs-ı manevi var ya, burada bizde şahsçılık yok. Şahs yok. Şahs-ı manevi var, evet. Şahs-ı manevi ortaya çıkardığı nedir abi? Sadaka, ihlas, uhuvvet, tesanüt, fedakarlık, ittihat, ittifak, istinab-ı kebal, takva bunlardır abi, sebat, metanet. İnsan ben 13-14 tane bulabildim abi, bunları yazdıydım. Bunları insan ne kadar yaşayabilirse o şahsı maneviden o kadar hissedar oluyor ve hiç kabiliyeti olmasa dayalı. Hani ihlasın sonu az önce dedi ya Osman Oku abi. Anlamasa dahi, hiç kabiliyeti olmasa dahi, yani çay yapsa dahi şu medresede o şahsı manevinin, o azalar olan, o uhuvvettir, sadakattir, ihlastır. Onları insan ne kadar yaparsa o Nebi'nin feyzine mazhar oluyor. Allah. Yani hiç kabiliyet şart değil abi. Çünkü bizim... Kabiliyet şart nist. Şart değil abi. Yani Allah mecbur değil. Şahsı manevi var abi burada. Şahsı manevi var. Şahsı yok, şahsı manevi var. Adam mesela devdir, çok iyi biliyor ama sadakati yok. O zaman o ami kadar edemez işte. Yok abi. Zaten o ihlas-ı sonundaki suali diyoruz abi. Bari bu cemaatin bir şahs-ı manevisi var diyor. Sizin kalemleriniz o şahs-ı manevi mürekkebi hükmederi diyor. Kalemlerde uhuvvetidir, sadakatıdır, hizmetidir, takvasıdır yani. Ne kadar yazabiliyorsa onda. Ne kadar uhuvveti yaşayabiliyorsa, ihlas yaşayabiliyorsa. Bu daire-i nurda yani. Evet abi. Gemide ol da. İstersen kaptan ol, istersen güvertede ol. İstersin çakçı başı ol, istersin çöpçü ol, yağcı ol. Yeter ki gemide ol. Ya onları yaşayın. Hani sabah sen dedin ya, burayı bir ders yapalım dedin. Dönemli ders. Hangisiydi ha? O 148'in sonunda. Kastamonu'ydu değil mi? 148'in sonunda. Bunu beraber mutalaa edelim. Orada mı? Ne? Orada da bu sır var abi. Allah. Veya da hani Üstadır'a dedi ya, sen talebelerini asfiye makamlarıyla vasıflandırıyorsun. Sanki mübala gibi gözüküyor. Orada da bu sırdan dolayı abi. Çünkü ameli itibariyle asfiyalık değil de evliyalı vesaire. Yani bağlı olduğu makam, böyle bir makam burada irtibat kurmuş. Yani mesela diyelim ki ampul yanıyor. Bu ampul yanması için kebanın olması lazım.
ha kebanım olmuş, ha başkasının olmuş. Ben ne yaptım? Basit bir telle bağ kurdum. Devleti kabul ettim, vergiyi verdim. O kebanı ben kurmuşum gibi istifade ediyorum. Ben de kurmuşsaydım bu kadar istifade edecektim. Ha demek ki o bağ demek sadakat demek. Kurdun mu? Bitti. İlmin küllileşiyor. Bak, ilmin küllileşiyor. Aklın küllileşiyor. Servetin, sermayen küllileşiyor. Sebabın küllileşiyor. Her şeyin küllü, şahsiyetin küllileşiyor. Genişliyor, artıyor. He? Genişliyor. Genişliğinde her şeyin. Bak o şey var, onu da söyleyeyim de ondan sonra o cümleyi. Ölüme de çare bu şahs-ı manevinin anlayışın, anlayışımız yükselirse şahs-ı manevinin azalarıyız. Günah cihetiyle ölüyoruz. Sevap cihetiyle yaşıyoruz. Ne oluyor biliyor musun? Beni çok etkileyen bir cümle var. Böyle ölüme baktığın zaman bir yere gitmiyorum. Birileri beni karşılıyor. Onu görüyorsun diyor şu alarda. Farkında mısınız o cümleyi? Hasta da diyor mu? Ölüme dahil bir spor olur diyor. Ölüme karşı hatta bir spor. Hatta ölüme korkulara, hatta ölüme karşı en mühim bir siper noktayı istinattır. Kaçın sefer o? 161 son. Lemalar. Ben, İhlas'ı ben şeyi dedim, evet. Çok acayip, ölüme çare. Ben kendim bununla bulmuştum ama o demek net. Bak bu şualarda var ya, ölümü şahs-ı maneviye ne kadar inandın var ya, inandın. Sadakat, ihlas, sadakat, ihlas, hizmet, takva, işte bu kebair sırınca bu şahs-ı maneviden istifade ediyoruz. Edince ne oluyor biliyor musun bak? Diyor ki burada göstereceğim size, beni çok etkiledi son zamanlarda da, son zamanları söylüyorum yani. Daha önce anlamış değildim, çok okudum. Şimdi ölüm, çok bulundum ya ölülerin yanında, ölüm anı. Şimdi o ölüm anında şöyle bir düşünce gelse ona. Beni birileri bekliyor. Kim bunlar? Resulullah. Asıl imamları, peygamberler, ustad, ağabeylerim. Dairesinde bulunduğum, hizmet ettiğim daire, kimin dairesi ise onlar. Beni bekliyorlar. Beni karşılayacaklar. Anlayışıyla ölüme baksa ne olur? Bunu bu cümle şeyde buldum bak. Çok ilginç. O şey, şey yapacağım Mehmet için girdim değil de. O ölümün hakiki yüzü bunu mu kastediyor? Hakiki yani bu da bu acayip şey onun. Bak sayfa 223'te. O dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerinden kurtulup mesrurane bir nurani alemde. Bak. Ölüme, hani biraz fazla meşgulüm ya, çok beni arıyorlar, telefon soruyorlar. Abi ölümden korkuyorum bilmem ne falan, şu bu ameliyata girerken doğuma giriyor bilmem ne yapıyor, kanserdir. Ben bu, çok ilgimi çekti demek ki. Bak, o dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerden kurtarıp, neyi kurtarıyor bak? Sen ölümden kurtuluyorsun, çürümeden kurtuluyorsun. Mesrani bir nur aleminde, onu da bekliyorlar vaziyetinde muşahadesiyle. Beni de bekliyorlar. Ben de o da bulunduğum dairenin, daireye hizmet edenler beni bekliyor. Aynen öyle. Bak küfre hizmet etmişsen o dairedekiler seni bekliyor. Üstad da müşahade ediyor. Müşahade diyor. Müşahadesiyle diyor. Bak onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı. Yani dairede bulunduğum, dairesinde hizmet ettiğim, ben kimim? Kendini neyle ifade ediyorsun? Kendini neyle yorumluyorsun? Kendini neyle tanıtıyorsun? Bana dedikleri zaman yurt dışında veya yerlerde, düğünlerde, cenazelerde konuşuyorum. Kimsin sen? Ben Nurculardanım. Nurculardanım, en küçük efradımdanım. Hani var ya tevazu şey ama tevazu için söylemiyorum. Ben Nurculardanım, ben Nurcuyum. Deyince kendini neyle ifade ediyorsun bunu? Ha benim bulunduğum daire kimler vardıysa onu bekliyorlar. Bu inanç sana bu inancı kuvvetlendiren enerji, güç şahs-ı manevi. Şahs-ı manevi sende ruhunda hissedersin. Yani bir güven getirir sana. O zaman ben içtiği gidiyorum. Nerede? Hizmet ettiğim dairedin pirleri beni bekliyor nerede? Allah aşkına ya. Bunu sen ben anlama şimdi. Kanser olan ölümü tam
yaklaşmış olmuş, bilmem şu olmuş, yaşlanmış biri falan olmuş o ya. Ne bileyim hepimiz aynı şey var, kaptırır. Kaptırır yani. Nice ben hastaneye gittim, işte Mecit Hoca ile Allah rahmet etsin. Adam, peki Mehmet bilir onu Rize'de. Neyse Süleymancı kardeşlerimizden böyle alim bir zat. Mecit Hoca çok meşhur, orada okumuştu. Hem teneffüs ettireyim. Dedi ki Hasan dedi, buyur hocam dedim. Bana Delif Bey öğretmişti bu. Köyümüzde imamdı. Buyur hocam dedim. Ya dedi bir hoca var dedi Rize'nin en büyük böyle alim. Süleymancı. He hocam dedim. Duydum dedim ismini vermeyin. O dedi yatıyor dedi kanser her tarafı sarmış. Bir ziyaret edelim. Edelim hocam dedi. Hadi araban var senin. Hadi binelim. Bindik. Gittik. Hastaneye gittik. Gerekeni yaptık. İniyoruz merdivenden. Hiç unutmuyorum. Üçüncü kat. Daire. İniyoruz. Ya Allah Allah ne mübarek adamdı. Ne sohbetlerini dinledim. Çok derste aldım diyor Arapça. Bana merdivenden anlatıyor. Ya gidiyor dedi. Allah selamet versin ya. Çok tuhaf dedi ya falan. Böyle ona acıyor yani. Ya hakikaten gidiyor. Ama inşallah emeğine gidiyor. Şudur budur söylüyor. Tam iki gün sonra kendisi gitti. Allah Allah. Ha ya iki gün sonra minareye çıkıyor. Minareyi boyuyor. Boyarken minareyi boyuyor. İkindi namazı okunuyor. O minarede hani tahtalar koyuyorlar ya oturma. İkindi namazını minarenin tepesinde kılıyor. Tahtada. Maşallah. İnmiyor yani. Böyle acayip bir adam. Ondan sonra Tektaş Köyü'nün imamlığı. Badenayı kendisi yapıyor caminin. Orada badenayı yaparken minareden düşüyor. İki gün sonra. Ondan sonra iç içeyle gidiyor. Tam iki gün de geçmemiş. Bir buçuk sonra gün neydi ama iki gün değil. Ona acıyordu. O adam çıktı biliyor musun? Hala yaşıyor. Şu anda bir buçuk sene var yaşıyor. Şu anda ölmedi ha. Vaz da belki de. O daha önce olmuştu da bu olay bir buçuk sene oldu. Hala yaşıyor. Evet. Ölmedi. Biz acıdığımız öldü. Acıyan öldü. Acınan yaşıyor. Yani ne demek istiyorum? Öyle şey zannetmeyin. Ölüm başka bir şey değil. Sırlarla sarılı. Burada ben onu şey yaptım. Onu bekliyorlar. Müşahadesiyle o lezzet aldı diyor. Evet. Evet Mehmet. Belki onların nihayetsiz tecellilerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için pek az bir kısmını Muhbir-i Sadık haber vermiş aleyhissalatü vesselam. Hani burada yani önemli anahtar kelime gördüğüm nihayetsiz tecellilerini yani görebilmek, yani tecelliyi görebilmek burada. Yani. Hmm. Yani tecelliyi gördüğüm zaman bunlar mümkündür diyor yani. Yani zikredin ya münevviren nur. Orada nur var değil mi? Onu gördüğün zaman nur esmasının meratibi nihayetsiz. Onu gördüğün anda sende feyizler akıyor işte o zaman. Yani bilerek okumak var ya. Sonra? Haber vermiş ve teşvik için müphem ve mutlak bırakmış. Yani evet. Bu tecellilerin hepsini yazmak mümkün mü yani? Yani mümkün adı var mı? Ancak nihayetsiz mertebesini nasıl anlatacaksın? Bir anahtar verir, böyle bir işaret. Oradan girersin. Artık şeyine göre, kabiliyetine göre. Sonra murur zamanla o kaziye mümkine ve mutlaka yani şartları yerine geldiğinde olabilen bir fiil vaki ve külliye terakki edilmiş. Yani her okuyanda zannedilmiş bu. Ha. Değil mi? Mesela hadiste geçen Cevşen okunduğu zaman Kur'an kadar sebebi var. Dört melaike, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ona hürmet ederler ve kürsülerine inip selam dururlar gibi. Her okuyana zannedilmiş. Beşinci şua gibi değil mi? He? Beşinci şua gibi. Hani işte öküz ve balık üstüne. Ha yani. Bunun gibi. Evet, öküz ve balık üzerinde. Oysa o bir şeydir. Ama burada işte kaziye mümkine mutlaka yani mümkün bir şey. Herkes de zannedilmiş. Küllidir ama umumi değil. O derece Peygamber Aleyhisselam'ın şahsiyet-i manevisine ne kadar girilirse o makam onda gözükür. Yani külliyet kesbederek hani tecellinin azametini işte görebilmekle ancak. Evet. Külliyet hani başka bir de diğer bir külliyet kesbetmeden olmuyor. Bakla yanaşamaz diye. Yok, cüziyetten çıkmak lazım. Cüziyetten, zamandan, mekandan, o helden tecrübe edersin. Evet Nadir abi. Ne, nasıl Nadir abi?
Cüziyetten. Cüziyetten. Mekanda, zamanda, mekan. Alıştırmış şeylerden. Alıştırmış şeylerden. Çıkmak lazım. Cüziyetten, zamandan, mekandan ve alıştırmış şeylerden. Enfüs yaparken böyle. Çıkma. Tiryakilik olduğumuz şeylerden. Şey, peki burada bitiyor. Ben o zaman Emirdan'daki onu da okuyayım. Sen garipsedin. Ben onu cevap vereyim. Yok zannettin. 225 daha. 225. Aferin. Şuralarda bir yerdeydi diye. Değil mi bak? Paragraf 1'in ortası abi. Aferin. Allah razı olsun. Niye böyle söylemiyorsun? Bak, fakat ben oradayken çok ehemmiyetli ve enaniyetli bir Sofi meşrep eski memurlardan bir zat. Sofi. Eski memurlardan Sofi bir zat. Ve gayet mühim malumatlı bu. Gayet mühim malumatlı. Ve dünya ile çok alakadar, ikinci özelliği. Üç, siyasi bir tüccar hoca. Siyasi tüccar, bir içerisine bakın. Hoca bak. Siyasi tüccar, dünya ile çok alakadar, çok mühim malumatı da var. Dini. Bana karşı ilişmedikleri için, ustad da ilişmemişler, usta bir şey de yapmamış. Ben de onları daire-i nura celbetmeye çalışmadım. Onlara da ilişmedim. Yani nurcu olması için uğraşmadım. Bunu Kastamonu 202'de de bu mana varmış. Atıf yapmışım. Bak şöyle atıf siyasi şöyle biliyorsunuz. Diyor. He? Diyor, siyasi bir kafa diyor. Buralarla iştigal etmez mi diyor. O başka. O atıf o değil. Ben o atıf zannetmiyorum olsun. 225 Emirdağ bulayım. Size yazmıştık ki muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz. İşte biraz bana çakıyor bu. Mümkün olduğu kadar ehli takva, ehli ilme karşı dostane vaziyet alınız. Ehli takva ama zındık olmayacak. Ona karşı ehli ilim olabilir. Ehli takva olacak. Orayı kaçırma. Zındık olmayacak. Zındıklığa çalışmayacak. Ehli takva ve ehli ilme karşı dostane vaziyet alınız. Fakat bu noktaya dikkat ediniz ki Risale-i Nur'un zararına ve şakirtlerinin salabet ve metanetlerine ilişecek bir tarzda daireniz içine sokmayınız. Öyleler niyeti halisa ile girmezse belki futur verirler. Eğer enaniyetli ve hotfuruş ise Risale-i Nur şakirtlerinin metanetlerini kırarlar, nazarlarını Risale-i Nur'un haricinde çekip dağıtırlar. Şimdi çok dikkat ve metanet ve ihtiyat lazımdır. Ne bana diyor ki şimdi hepimiz öyle şey yap. Ne diyorsunuz tamam? Ne yapayım tamam, çare ne? Hasan dikkat et şimdi, çok dikkat, tamam. Dikkat ne demekti? Dikkate ders yapmıştık, hatırladınız mı? İstif etmek. Dimağdaki mertebe var ya, yani dosyalar mesela geliyor, lalentayını atmamak. İstif etmek, yani usule uymak, dikkat, kısacası dusturlara uymak, dikkat. İki, metanet, korkma, yürü. Üç, ihtiyat et. Langur değil de böyle çıkma. Demek ki gayet mühim malumatlı var. Dev adam. Dünyaca da çok alakadar adam. Siyasidir ve tüccardır ve hocadır. Bana ilişmedikleri için ben de onları daire-i nura celbetmeye çalışmadım. Demek ki bazı insanların nurcu olmaması için çalışmak lazım. Çünkü zarar verir bize. Çünkü öyle enaniyet budalaları o kadar acayip eski malumatlarıyla böyle daireye mahvettiler ki. Demek ki ne yapacaksın? Aleyhini bulma. Yani nura celbetmeye çalışma yeter. Peki. Vahir davahum Osman sen dersin, Fatiha'nı çek.